Yani çocuklarımız hasta oldu. Çocuklar hasta, evet. Torunlar hasta, büyükler hasta. Yani öyle bir kok. Bizim kaçacak yerimiz de yok. Burada kokudan, sivrisinekten çok rahatsızız. Herhangi belediye, büyükşehir, ASKİ veya Sincan Belediyesi veya köy hizmetleri gibi şeylerin buranın yapmasını ve bizi kurtarmasını bekliyoruz. İleride bir kesimhane olduğunu söylüyorlar, oranın karıştığını söylüyorlar buraya. Onun kokusu diyorlar ama ne olursa olsun, yani bunun çözümünü bekliyoruz biz. Bir şeylerin, işte kaburgaların atığı, işte kesimin atığı, onlar geldi kokuyor. Ne olursa olsun bizi bu dertten kurtarmalarını istiyoruz biz. Ya çocuklar topu kaçıyor, içeride sahamız var. Topa vurduğu anda top kaçıyor, kanala düşüyor. O çocuk da topunu almak için oraya giriyor. Çocuk hasta oluyor. Büyükler bile kokudan hasta oluyor. Bırak artık çocukları. Yani biz geceleri kalktığımız anda evde kokudan duramıyoruz. Yaz günü illa cam açıyoruz. Cam açmadan uyurmuyor. Yani o kadar ağır bir koku ki yani gerçekten çardaklarda oturamıyoruz akşam. Evine misafir de çağıramıyor mu? Yani misafir geldiğinde der bu koku ne diyor. Gerçekten hani biz artık belki alıştık, burnumuz ona alıştı ama gelen misafir bizden daha çok rahatsız olur. Bu sitede oturuyorum. 2021 yılında taşındık ve bu ova çayının kokusundan beraberine getirmiş olduğu olumsuzluklardan şikayetçiyiz. Defalarca CİMER'e şikayet dilekçesi yazdık. Defalarca aynı şekilde Büyükşehir'in 153 masasına aynı şekilde şikayet dilekçesinde bulunduk. Şikayetimizi dile getirdik ama her seferinde işte değerlendirme projesine alınmıştır, değerlendirilmektedir, ekiplerimiz incelemede bulunmuştur diyerekten. Böyle bizi ondan sonra oyalayıcı ve yuvalak cümlelerle cevaplamışlardır. Şimdi yaz mevsiminde olağanüstü bir koku var. Getirmiş olduğu sivrisinek, ondan sonra balçık kokusu, kanalizasyon kokusu yaşam kalitemizi oldukça etkilemektedir. Aynı zamanda bu ova çayı sitenin yanı başında olduğu hasebiyle de dairelerimizin fiyatını düşürmektedir. Birçok daire sahibi işte dairesini satacakken bu ova çayının site yanında bulunması nedeniyle istediği fiyatlara satamamaktadır. Aynı şekilde evini vermek isteyen, kirayı vermek isteyen ev sahipleri de işte kiracıların bu koku nedeniyle evi tutmaları yani son anda tutmaktan vazgeçmektedirler. Yani çok sayıda hani kiracı ondan sonra evden çıkmakta veyahut da ev sahipleri istediği fiyattan evini satamamaktadır. Ve bu nedenle de dairelerimizin fiyatı, piyasa fiyatının altına da ne yazık ki düşmektedir. Ve biz bu olumsuzluğa bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz site sakinleri olarak. Eğer bir an önce de çözüm bulunmazsa da yargıda yani hakkımızı arayacağımızı Büyükşehir'in de bilmesini istiyoruz. Biz buraya 68'de çıktık. En son zihir içinden ilk gelen, en son gelen ailelerden biriyim ben. Bu arazi de bizimdi. Tamam mı? Sonra tabii zaman geçmiş, müteahhite verildi. 68'de burada çıktık. 68'e kadar bu çay, annelerimiz çamaşırlarını, bulaşıklarını bu çayda yıkardı. Biz çocuk olarak burada yaşarken suya girer yıkanırdık, suyunu içerdik. O kadar temizdi. Annelerimiz, babalarımız ekinleri, buğdayları yıkarlardı, değirmene götürürlerdi bu suyla. Ha. Bu işte buraya çıktıktan sonra 15-20 sene sonra, şimdi tam olarak şeyini bilemiyorum, kirlenmeye başladı. En sonunda mapsaneyi buraya getirdiler. Mapsanenin pisliği buraya akıyor. Hayvan kesiminin sahasında pisliği buraya akıyor. Bir de ayrıyeten yukarıda köyümüzün üzerinde de şey var. Soda fabrikası. Onun da pisi hafta iki gün o salıyor, o sapsarı oluyor. O suyu da buraya salıyorlar.
aynı şekilde ondan sonra da durmuyordu ya. Bak buradan çıkardık. Tamam ama yani şu kokuya galip dayanacak halimiz kalmadı. Bir ara şu çayı kanalizasyona verdi. Nazlı hoş geldin. Ondan sonra işte kanalizasyon açık kaldı. Yani evlere girilmedi. O balkonda oturulmadı. Tamam da Nazlı. Sonra röportaj ben yazacağım sen. Evet. Bu çay her yıl bir kötü, bir kötü, bir kötü en son zehir akmaya başladı. Burada 30 bin metrekare bir tesis var. Bu tesis Sincan'ın tek sosyal tesisidir. Daha bu kategoride başka bir tesis yok. Bu tesiste düğün salonları, kafeteryalar, restoran, köfte alanları, piknik alanları hepsi bulunmaktaydı. Biz bunların hepsini kapattık, tek bir yüzme havuzunu açık bıraktık şu anda. Artık bu yüzme havuzu da bu sezondan sonra kapatmak zorundayız. Herkese hayırlı olsun. Bu derenin pisliği de bitmiyor. Bu derenin bizim tesisimizin boydan boya olan kısmı 800 metre. Biz buraya 800 metrelik boru döşedik. Sel geldi yırttı attı. Her türlü işi yaptık. Laylon döşedik. Laylon yırtıldı. Pislik için her yere başvurduk. Burayı herkes de iyi biliyor. Ama çözüm yok. Çözümün neti de belli. Herkes korkudan söyleyemiyorsa da ben söyleyeyim. Hapishanenin pisliği buraya akıyor. Borsanın pisliği buraya akıyor. Başka da hiçbir yere gerek yok. İkisini kestiği zaman bu iş çözülür. Burada tek bir canlı bulamazsınız. Kurbağaymış bilmem ne. Artık sinekler de yaşamıyor. Millet sinekten de kurtuldu bu bahaneyle. 4 sene evvelsine kadar balık vardı. 4 yıl önce komple öldü balıklar. Artık balık değil hiçbir canlı yok. Ben burada susamuru gördüm. Ben burada su kaplumbağası tonlarca vardı. Yılanlar, kurbağalar, çayanlar. Tek bir canlı yok. Artık arı bile yaşamıyor burada. Arı bile gelip ölüyor burada. Biz de yaşayamıyoruz. Biz de gebermeye başladık. Herkes hayırlı olsun. Thank you.